da adalet için yapılan bana haksızlıkları protesto etmek için böyle ters tabela yaptırdık. Bu konuda çok dertliyim, çok sıkıntılıyım. Neden de şudur, çıktığım dükkanda bütün dekontlarım oldu halde 9 sene oturdum. Kiralarımı düzenli şekilde ödediğim halde beni haberim olmadan icraya vermeleri, avukat tutup işte arıyoruz, kira bedellerini ödemiyor, zorbalıkla oturuyor diye. Mal sahibi öldükten sonra 3 sene daha yatırdım kiralarımı. Hepsi belgelidir, dekontludur. Hiçbiri dekontsuz değildir. Bu şekilde beni mahkemeye vermeler, bu da zoruma gitti. Biraz da iftira attılar, işte yalan beyanlarda bulundular. Parayı da ödedim, 20 bin lira hem kiramı ödedim hem icrayı ödedim. Buna bir tepki amaçlı aslında yaptım. Sonra dükkandan çıktım, bir alt kata başka bir dükkana geçtim. Pasaj içerisinde zaten, pasajda insan da geçmiyor. İnanın çok köhne bir yer. Kira bedelimi %400, %500 arttırmamı istediler. Ben de arttırmadım. Buna itiraz ettiğim için bütün olaylar hep böyle başladı. Alt katta başka bir dükkana oturdum. O da avukat bakıyordu. Oturduktan sonra 10-15 gün sonra elektrik parası geldi. Benden önce oturanlar kaçak kullanmışlar. 1650 lira para geldi. Avukat aradım, dedim böyle böyle elektrik parası geldi, 1650 lira, bu ne yapacağız bunu? Oğlum dedi, dekotlandır, götür yatır, kiran geldiği zaman ödersin dedi, düşeriz dedi. Onu da bulduk, buluşturduk, yatırdık. Kira günü geldi, işte parayı 1650 liraya düşeceğiz. Adam aynen şöyle dedi bana, yatırmayayım dedi. Yani 1650 lirada çıkan kişinin elektrik parasını ödedim. Oradan da böyle ağrılı sandırılı sınırlı bir şekilde ayrıldı. Hep böyle haksızlıkla mücadele ettiğim için tabelayı böyle ters yaptırdım. Belki dedik düzelir ya da birileri sesimiz duyar, mağduriyetimiz gider. Gerçekten çok mağdurum. Yine yineleyerek söylüyorum ki hem ben kiralarımı ödedim de mutludur. Hem de 20 bin lira ben icraya verdiler, ödemiyor, zorbalıkla oturuyor diye beni bir zorba, kötü insan olarak tanıttılar insanlara veya hakime, mahkemeye. Bu çok zoruma gitti. Onun için böyle bir ters tabela yaptırdım. Belki bir sesimizi duyarlar, duyan çıkar. İtiraz ettik, tazminat davası açmadık, avukat tutamadık, durumumuz yoktu. Bu parayı 20 bin lira ödeyebilmek için haram olana faize bulaştım. Gittim bankadan 20 bin lira para çektim. Diğer bankaya yatırdım icraya. İnanın bankadan çıktım, adımı unuttum. Attığım adımı bilemedim. O kadar çok zoruma gitti, o kadar çok ağrıma gitti. Durum kalmadı. Başka bir dükkan tuttum. Yine böyle sağdan soldan tuttum, buluşturdum. Çıkan kişi 2 bin lirayla çıktı. Ben vardım 3 bin lira dediler. Artık yapacak bir şey yok. Tamam dedik. Adam tuttu bizde 300 lirada hava parası aldı. Yani o hepsi bir araya geldiği an için avukat tutamadım. Durumumuz olmadığı için. Çok sıkıntılar çektim bu konuda. İtiraz ettim tabii ama itirazımız para ödedikten sonra olduğu için hiçbir işe yaramadı. Biz de bu işte de yol erken usul bilmediğimiz için götürdük. İcramızı da ödedik. Kiramızı da ödedik. Böyle bir büyük bir mağduriyetim var. Para da önemli değil. Para da gelip geçer. Çok şükür iyi kötü ödüyoruz, ne yapıyoruz ama insanın kırılan gururu, incilen gururu, saygınlığı giderse giterse bu düzelmez. Bu ters tabelayla ilgili bir de bir anım var, onu da anlatmadan geçmeyin. Kapının önünde de geliyorum, bir yaşlı bir teyze geldi böyle sola sola. Oğlum şurada dedi, 2 dakika soluklanayım dedi. Geç buyur teyze dedim, oturdu. Ne oldu dedim, yorulmuşsun dedim. Ya dedi, bugün dedi sıcak ya dedi, biraz daha yoruldum, tansiyonum da yükseldi dedi. Yazılar neye, ters okuyorum dedi. Biraz oruçta tutuyor dedi, herhalde ondan dedi. Şimdi dedim, azıcık dinleneyim geçer zahar dedi. Hala dedim gayret. Sen iftardan sonra gel oku, düzelir o yaz dedi. Kadın gitti neyse, akşamda tabi davul çalıyor, akşam açıyor ya, kadın buradan teraviye gidiyor kapının önünde. Gelmiş, oğlum dedi, gözümün önünde açıldı dedi, karnım da doydu, tabadan gene ters diyor dedi. Dedim, hala gayrı insanın yazısı düz olsun dedim, yani tabela yanlış olmuş, ters olmuş, ne olacak? Öyle de bir anımız geldi geçti, kadın güldü geçti gitti.